Aliye de çok iyiydi oğlum ya. Evet. Ben hatırlamıyorum onu. Aliye'yi hatırlamıyor musun? Ya ben sağdaki bücür cadıyı hatırlıyorum. Eşek yok muydu onda? Eşek o. Eşeği aramıştım. Annem dövmüştü beni. 0800'lü attı aradığım için. Deli gibi para binmişti. Ha, öyle bir şey vardı. Eşekle konuşacağım diye telefon açmıştım, çocuktum. Bence Aliye ya. Burnun başlarında evet, Necati... Beni dolandırdı o yüzden. Necati İşler oynuyordu Aliye'de. Necati İşler. Aliye direkt. Aliye ya. Aliye. Aliye'nin polifonik melodisini bile indirmiştik. Aha sol. Aşkı Memnu hocam ya. Aşkı Memnu evet. Şarkıya bak be. Ulan İstanbul. Ulan İstanbul. Çok iyiydi lan Ulan İstanbul. Ulan İstanbul güzel de Kadın İsterse de ki... Kadın İsterse de güzeldi. Kadın İsterse de güzeldi bayağı. Hülya Avşar'ın kızları vardı ya burada. Orada küçük kızını bildin mi? Evet. Ya Burçin oynuyormuş bu da. Mildan Atasever vardı burada da. Ha, çok tutmadı ama galiba bu şeye göre. Ulan İstanbul çok tuttu. Carlos. Ama bu da bu şarkı için bile seçilir. Şarkı patlamıştı ya. Ben Ruslar derim ama abi. Ruslar yani. Ruslar. Sadece Yağmur Yağınca gelebiliyordu. Not defteri neydi lan? Ya not defterini bitirdiler şeyde. Not defteri çok iyiydi, erkenden bitti. Evet, o ceza mı ne yemişlerdi, bitmişti. Eyvah babam ya. Yıldız Asyalı falan var orada da. Bizde de aynı giyiniyor. Savaşay da varmış. Savaşay. Ata Demirer de var bak orada. Ata Demirer de orada. Hayat bilgisi. Hayat bilgisi abi. Hayat bilgisi. Şerefsizim amirim. Müziğe bak. Ortega vardı burada. Bir de. 7 Güzel Adam, Kınalı Kar. İkisini de bilmiyorum. Ben de ikisini de bilmiyorum. İkisi de aynı değil mi lan? Aynı. Ha, Kınalı Kar. Kınalı Kar'dır ya. Küçük İbo mu vardı burada? Küçük Emrah'ın mı vardı? Emrah'ın. Kınalı Kar. Bu. Öğretmen de şeydi köyde. Sen de her bir boku biliyorsun. Nasıl bu kadar hepsini izleyebildin abi, lan? Abi bat sola. Dedim oğlum ya. İlk 97. Lar Vadisi ilk 97 bölüm. Bir de yani. İlk 97 de fenaydı müzeye hocam bak, ya. Müzeye bak. Eyvah eyvah. Koçum benim. Koçum benim abi. Ne star çıkarttı şu diziye Koçum benim. Burada var ya harbiden hepsi çok evet abi yere herkes geldi. Oynuyor bir de ilk dizileri. Deli gibi izlerdim bunu. Burada şey de var. Kaan. Kural. Evet. Bak Ozan Güven. Oğlum bak bak. Aa İdil. İdil de var. Yunus Günçe. Aa, Yunus Günçe çeyle ama. Şu an Twitter'da takılıyor. Ha, bu çok iyi karakterdi ya. Bu kimdi? Nehir Erdoğan. Nehir Erdoğan'a bak sen abi. Küçücük daha. Andro çok iyiydi. Soldaki diziyi ben hiç hatırlamıyorum. Dudaktan Kalbe. Avrupa Yakası. Sol, direkt. Aa Avrupa Yakası baba. Çok iyi ya. Buradan çık, Ankara'yı geç sağdan, Bursa'nın biraz yukarısı. Ya Burhan Altıntop gibi bir fenomen yarattı sol taraf mesela o dönem. Evet, Şahika da öyle değil mi? Şahika da öyle. Ben hala izlerim, ben de hala izlerim. Benim evde Avrupa Yakası, benim bir tane televizyonumda veya projeksiyonumda sürekli döner halde. Random bölümleri böyle sürekli dönüyor halde. İzleyeceğim zaman açıyorum gibi düşünebilirsin. Ata Demirer de var. Ata Demirer bak oradaydı. Çalık uçtu galiba ya. Ben Eşref Saat'ini hatırlayamıyorum. Ben hatırlamıyorum Eşref Saat'ini. Ya şu ikili var ama burada da hocam ya. Ondan sonra evlenmediler mi sevgili olup zaten? Onu bilemem. Evet, evet. Öyle olması lazım. Aha, Acemi Cadı. Acemi Cadı be. Acemi Cadı abi. Acemi Cadı abi. Türkiye'de CJ'yi geliştiren işler bunlar.
Bu. Sony Vegas'tan yapıyorlardı o zaman. Bir İstanbul masalı. Evet. Bak bunu izledim işte. Bu çok. Bunu annemle izliyordu, ben de izliyordum abi. Besatçe. Besatçe ya. Kul telettis müziklerine de çok olmuştu o şeyin, filmin müziği. 80'ler. Ama soldaki de iyiydi bu arada. Evet, iyiydi de. Menekşe ile Halil. Kardeş payı. Kardeş payı. Kardeş payı. Soldaki diziyi ben hiç hatırlamıyorum ya. Allah Allah. Leyla ile Mecnun. 0-1 de iyi ama. İbrahim'in içi alıyor şu an. Hayda. Ayıp lan baba. Ben hatırla sevgili derim abi. Hatırla sevgili derim ben. Ben işte annem ablam falan izliyordu bu hatırla sevgiliyi. Oradan izledim. Ama sağda da bak kim var Fırat abi. Senin evet, patron ama var. Onu izlemedim. Bizim patron bizden önceki oynuyor. Ezel. Ezel. Aa, beşik kertmesi de çok iyiydi. Oğlum bir şey söyleyeyim mi? Beşik kertmesi de çok iyi. Beşik kertmesi... Ay müziği çok evet iyiydi. Lan beşik kertmesi de çok iyiydi. Komediydi ya o da birazcık. Bayağı iyiydi beşik kertmesi. Ezel'i geçemez ya. Evet, ama Ezel. Hocam Ezel başka bir şeydi ya. Sanki Ezel'den sonra Türk dizileri değişti. Bence yani senaryosu çok iyiydi Ezel'in ya. Bu şu an final olabilir ha bu Ezel yani öyle söyleyeyim sana. E tabi finali görür. Arka sıradakiler. Oy. Evet. Çok iyiydi. Lise filmlerin en güzelinden bence. Sıradakiler diyelim ya. Yaprak dökümü. Yaprak dökümü. Sıradakini hiç hatırlamıyoruz harbiden. Aman tadımız kaçmasın. Bizim kız da dershaneye gitti. Bizim kız da dershaneye gitti. Onlar daha iyi bilirler geniş aileyi de. Çünkü şöyle 93'te elinde televizyon olmayan adam da var yani. Hala. Ama burada herkes ya, izledi bunun gibi düşünebiliriz. Ben Süper Baba'nın sadece müziğini hatırlıyorum. Filmini hatırlamıyorum yani. Olabilir. 93. Ben 2-3 sene önce tekrar izledim sıfırdan. Öyle mi? Güzel miymiş? Hmm. Hakikaten çok temiz iş yapıyorlarmış. Ama tabii işte benim dönemimle ilgili bir şey. Ne diyeyim burada? O 30 yaş, 32, 33 olacağım da biteceğim ya, yani. Evet orayı ben bilmiyorum mesela. Ben bile yetişememişim yani. En iyi arkadaşım. En iyi arkadaşım Dino. En iyi arkadaşım neydi ya? Ben Hamdal Kanan. Unutulmaz. Galip dermiş de güzeldi. Evet. Dın 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 dın. Ha bu müzik. Bu sağdaki dizi çok tutmadı. Bu Avgı Eke ne kadar güzel bir kadındı ya. Hala öyle mi bilmiyorum da değil mi? Bir. Hem keramet. Fuat. Fuat mı? Evet. Film Fuat. Diziydi. Bak Mert'in hatırladı ama vatanım sensin ya. Muhtemelen chat'tedir. Kim? Mert'in hatırladı ama vatanım sensin ya. Chat'tedir o şey kesin. Çocuk uyumadı büyüdüyse. Kim chat'tedir anlamıyorum abi sen. Orada oynayan bir oyuncu arkadaşım izliyor seni düzenli de. Adı Allah ne? Allah. Mert Denizmen. Biliyorsun sen Mert'i. Mert'i ben biliyorum Mert Denizmen'i. He tamam işte. Çok selamlarımızı gönderelim. Vatanım bak, sensin. Çok iyiydi ya. Vatanım sensin kıyak abi. Gitti. Kusura bakma ya. Ben sana inanamıyorum. Ya salak ben orada alarm kuruyordum uyanıyordum o dizi izlemek için. Öyle bir şey yok ki. Başka oyunu. Dönemin en iyi işlerinden. Falan diye böyle. Yarım elma. Yarım elma. Yarım elma. Yarım elma. Yarım elma. Evet abi hatırladım. Tüp bebek deneylerinin kurulu. Bu nasıldı ya yarım elma? Komik hikayeydi bu yarım elma ya. Evet. Vardı bir tane. Karateciydi. Ancak güzeldi sağdaki evet. Büfesinden süt çalarken gasp ve hırs. Sevgilisiydi sanırım. Ha bu Teoman değilmiş ki. Ve kardeşini bulur. Benzettim. Nesin gülmeyeceğim dedim koptu biliyor musun? Ya aşk oyununu hatırlamıyorum ya. Aşk oyunu. Böyle bir dizi olduğunu. Ben hatırlıyorum. Yarım elma diyeceğim ama. İşler güçler. Böyle de çok iyiydi. Çok yeni diziydi. İşler güçler. Yani güçler finale kadar gider öyle güzel için. Evet. İnce ince Yasemince abi. Oo bu çok zor ya. Sağ ya sanki. Evet ya bir sürü güzel karakter. Bir dönemin şeyi işte ya. Kalkınmış.
Poyraz Karayel. Poyraz Karayel derim abi. Benim gibi finali abi. Sakin ol İbo. Sakin ol lan. Canısı mı? Canısı o mu? Aşk ve Ceza ikisini de bilmiyorum ben yani. Ben bilmiyorum ikisini de. Ben de bilmiyorum. Bunların ikisini ben de bilmiyorum. Aşk ve Ceza'da kim oynuyor? Murat Yıldırım oynuyor. Nurgül Yeşilçay. Nurgül Yeşilçay. Allah Allah soldaki. Canısı. Ay. Oha. Ben şimdi orijinalini izlediğim için içerideyi sevmiyorum. Orijinal ne? Bence iki. Şey işte. Dur. Neydi? Yabancı Köstebek. Film yok mu Köstebek? Film. Yabancı... Ha Köstebek filmi. Tabii canım birebir aynı. Ama bu sündürüyor uzatıyor. Tabii dizi Sağda da Osman için. Vardı Çağrı arkadaşım. Sağ çok iyi sağdaki ya. Sağdaki yıktı geçti Türkiye'yi öyle bakarsak. Evet. Şöyle söyleyeyim. Osman'ı ben şeyde gördüm. Turnuvada gördüm. Muhabbet Mete, falan Mete. Falan böyle. Sağda Mete var. Dur. Ulan Osman bir büyümüş. Bir tarz olmuş. Ne turnuvası aynen. Ya? Barat da burada Balan oynuyor. Burada daha çok tanıdık olduğu için burayı seçiyorum. E-sporcu olmuş. E-sporcu. Bay çok zor güzeldi. Ama ben mesela sol tarafı seviyordum. Ben de sağ dedim. Harbiden zor ya. Sol taraftaki ya. Adamın makarası daha yüksekti bu arada. Şey mi enişte mi? Aynen. Evet. Sol tarafın oyuncuları çok iyi bu arada. Sağ enişte çok iyiydi. Iyi eniştenin değil. Adı neydi ya? İlker Ayrık değil miydi? Hayır. Yok lan şu bu değil. Değil. Bu. Levent Ülgen. Levent Ülgen yardırıyor. Abi bir şey söyleyeceğim. Bu adam Türk televizyon tarihinde böyle parlamayan ama çok iyilerinden evet. Biriydi ya. Evet. Harbiden öyle. Hani içinde ya olup da böyle şey kötü abi. Bir iş ben hatırlamıyorum ya. Neden acaba o kadar da böyle parlamadı veya işte... Tırın. Daha böyle sinemaya geçebilirdi. Çok tiyatroya vakit harcıyor. Ben bir oyununa gitmiştim zaten orada demiştim. Ulan ne oyuncuymuş. Ama abi sağda da... Para veriyor yani. Ya inanılmaz bir adam bence bu adam. Çok da komik. Ben çok gülüyordum ya bu adamın işlerine. Çok yaratıcı bir adam. Ama yok herif yani mesela girmişim. Hani televizyonlarda filmlerde. Evde doplamamış mıydı ya? Çiçek Taksi'ye falan da sonradan girmişti galiba yoksa başında evet, falan mı vardı? Orada da evet, iyiydi. Evet vardı orada. Yani bayağı iyi bir karakter. Harbiden. Sağdaki de Selami gidince değişince bozdu. Havuç sağdaki. Falan değişti sağdaki zaten en çok. Ama sağdaki de bak bozmuş hali değil. Ama ilk sezonu. İlk sezonundan bahsediyorlar. En güzel sezonu şu an evet. Çağrı'cım benim hocam da kendisi bağımsız sinema merkezinde kendisi devrimcidir fena bir solcudur ondan çok iş alamadı. Yapma ya. Ben de çok değerli bir adam ya. Evet, acayip. Eminim ben ki de ben... Alman oyununu izlemiştim Dalga diye. Abi o çok acayipti. Oğlum yarı final gibi seçim ya bu. Ama bir şey söyleyeceğim. Çocuklar duymasın da şimdi yani... Elenmez ya. Çocuklar duymasın daha çok tuttu tabii. Evet, Türkiye'de burası öyle düşünürsek. Tuttu. Maalesef. Bu taraf diyeceğim yani. Kavak yerleri. Kavak yerleri. Kavak yerleri aldı. Pinhani çalıyor değil mi burada? Kimdi lan o kızın ismi? Aslı. Diğeri? Diğerini... Aslı. Onun adı neydi ya? Ece Birsel gelmiyordu. Eda Ece de. Mine. Ha Mine. Ulan Mine'nin ilk şey Urla'ya geldiği sahne, araba deneniyor. Aşık olmuştum. Yani çok aşık olmuştum da çok güzeldi yani. Herkes Aslı çok güzel diyor da bence Mine daha güzeldi yani. Havak yerleri. Yapıştır. Aa çılgın bediş. Deli yürek de var lan. Ben çılgın bedişlerim de onu bilmiyorum. Çılgın bediş ya bu. Çılgın bediş ya. Nereden biliyorsun? 96 yılında çıkmış. İzledim. İzledik yani. Başka işim. Bunu ben de biliyordum lan. Çok iyi ya. Hatta bu Tarabya'da mı ne çekilmedi? Karikatür serisinin şeyi mi? Çok absürt bir iş mesela bunu. Evet falan... evet. Çok absürt de bir iş. O yüzden iyi. İşte sapık dede vardı. Bütün gün kızlara yazmak için kılık değiştirip duruyordu. Ama sağdaki... Ya şu introdan dolayı bile bu seçilir bu abi. De çok iyidir ya. Bu da bir zor seçim bence. Aha. Az siktir. Düşünme. Bak orada duruyorum bak. Yürüyüşüm yok. Harbiden burada lan adam. Sıra doğru geliyorum. Evet. Sana bir şey söyleyeyim Fırat Albayram. Google bakıyoruz. Bu ekibin patronu sen olmalıydın. Neden bu adam?
Keşke biraz daha çalışsaydın, sen yöneseydin şu ekibi. Bana gidildiği kravata bak amına koyayım. Yan bakın yanına. Şey böyle. Bir de o kravatın uzunluğu ne amına koyayım orada. Değil mi? Karşına da Matt Cezir geldi abi. Abi Matt Cezir'le kafa kafaya çıktınız. Ha, olacak iş değil ya. Turda, ilk turda dizilerimi örnek çıkarıyorduk. Söz evet, vermiş. Söz verdin. Evet, söz tamam, doğru, doğru, doğru. Adanalı da iyiydi bu arada da. Ya. Yabancı damat. Baklava. Çok baklava. Baklava yapıyorlar. Çok iyi. Burada. Google tamam, şey sende ne hissettirdiğini anlama. Psikoloji iyisin yani, anladın. Psikoloji şeyi vermiyorsun. Muhteşem yüzyıl. Aa. Evet, muhteşem yüzyıl. Aa, Fihir. Fihir. Yani İlker Kaleli'den Kayıp Şehir. Ben ikisini de izledim galiba ya. Fi çok başarılıydı. Fi de güzel ama Kayıp Şehir'i... Suskunların bir özelliği var, söylemek istiyorum. Biz bu işi yabancılardan alıp uyarladık. Sonra Amerikalılar bizden satın alıp tekrar çektiler. Suskunlar çok başarılı ya. Düşün bak, yani adamların filmini alıp uyarladık. Adamlar bizden satın alıp dizisini çektiler. Sen bu dizide de mi oynuyorsun? Evet abi. Sen Suskunlar'da da mı varsın? Biz kötü taraftık. Bunları iyi tarafta görüyoruz. Biz kötü adam. Aslında Fırat Albayram, bir şey söyleyeceğim. Tarak senin baya Türk televizyon neydi? Tarak kafalı Hasan. Oğlum benim belki 15-20 dizim var ya. 0-0-0-0. Sen baya Türk televizyonlarında baya boy gösterdin ya. Evet aslında. Bir de eskiyim yani, düşün aslında. Çok eski Adana'dan düşünce. Bir de senin abi. Geçtiğin dalgaları ben de zaten sette geçiyorlardı gençlik dizilerinde. Albayram'ın zamanında kameralar tabii o zamanlar çarkla çalışıyor falan diye taşak geçiyorlardı. Gençler. Yani abi içerlemiş gibisin biraz. Alışırım ben bunlara. Harbiden Fırat Albayram bayağı bir dizide oynadı ya. 0-0-0. SKR Expert 10 kişi abonelik göndermiş. Çok teşekkür ederim. Geçti. SKR saat 00:01 oldu. Geçti. Kaçırdık. Bugün demek ki bu böyleymiş. Yapacak bir şey yok. O zaman Suskunlar derim ilk turda zaten bence. Sen bunu izlesen bu arada bunu finale çıkarırsın. Çok bu, iyi. Bu inanılmaz iyiydi harbiden. Uf çok iyi. Ekmek teknesi. Ya sen ne yapıyorsun Mete? Nasıl tepkiler veriyorsun ya? Uf ekmek teknesi. Uf çok iyi. Uf. Sen misin inacım? Ekmek teknesindeki benim favori karakterimi söylüyorum. Yok kirli değil. Lanjale diyen çocuk. Evet Lanjale. Çok iyiydi. İkisini de izlemedim. Beri Hanım'ı izledim galiba izlemedim. Az bir şey. Sağdakini bilmiyorum, soldakini biliyorum. Çok garip. Ben ömre bedeli çıkartamadım hocam. Ben de. Ben ikisini de çıkartamadım. Ben de. Sibel Can'dan dolayı buraya verdim. Aynalı Tahir mi? Türk malı, Türk malı. Türk malı, Türk malı. Türk malı ye, Türk malı. Lan bayağı komik. Çok iyi uyarlama Türk bunu bayağı. Zaten Binnur Kaya'nın olduğu Kaya bir şey kötü olamaz abi. Binnur Kaya var. Şafak Sezer de var abi. Bu bayağı iyiydi. Nasıl? Şafak Sezer burada çocukları gerçekten dövüyordu oğlum. Aynen aynen. Akasya. Akasya Durağı. Akasya. Evet Akasya Durağı. Beyaz Gelincik de bayağı iyiydi aslında. Ama bak bak. Jeneriye bak ya. Aa Çağrı hocam. Defteri. Lise defteri var. Çağrı abi şey lise de çok iyi bu arada. Şey diyeceğim. Çağrı yani maymunu getirdiler oynatmak için. Amerika Almanya'da ünlü bir maymun bu bakın. Kolay bir şey değil yani. Ayrıca burada Fight Billy'lerle daha iyi oluyor bu arada. Bir de bu Charlie'nin şeyi var. Erkek oyuncu neydi hani dayıları biliyor musunuz neydi onun adı? Adını bilmiyorum abi hatırlamıyorum. İlker Aksum'a saldırıyor tamam mı bu Charlie? Ha evet. Ya şöyle bir şey oluyor. Gel gel diyor. Böyle elini kaldırmış maymun. Böyle gel gel yapmış. İlker Aksum da bakmış yanına gitmiş. Pat küt dalmaya başlamış. Tamam mı? Sonra sahibi bozuk para atmış buna. Şeye, Charlie'ye. Bozuk para atınca hayvan donuyormuş, kalıyormuş. Donmuş kalmış falan kaçışmışlar. Böyle hikayeler var. Zor yani zor şartlarda çalışılmış. Maymun dayak falan atıyor. Bence güzeldi abi. Lise defteri ya. Güzel. Peki. Charlie'de bir kız var sarışın. Sen gidin Charlie aşkına. Tamam sen Charlie'de bir kız var da lise defterindeki kadroyu hatırla. Bak buradakilerin hepsi de bir noktaya geldi. Doğru. Ama bak. Doğru Fırat doğru. Sarp Leventoğlu var. Yağmur Atacan var. Şey var. Doğru söylüyorsun.
Arda Ural. Sadece lise dizisi çok var ama maymun dizisi bir tane çektiler. Orası öyle doğru. Ama lise dizisi bak. Çok var. 99 yılında maymun gidiyordu, dolabı açıyor, bira açıyordu. Hatırlıyor musun? Rütük yoktu o zamanlar. Evet, evet doğru hatırlıyorum. Bir de sigara falan içiyordu. Tecavüz ediyordu. Evet evet kıza tecavüz ediyordu. Charlie benim ilk izlediğim dizi Charlie. O zaman Charlie'yi seçelim dizi. Nesin 1 yaşındaydın o zaman. Alkışlıyor ya. Çıktı dönem. Hatırlıyorum ama. Bir şey söyleyeceğim ama bak. Seç, lise defteri. Lise seç. Defteri bence lise dizileri arasındaki en iyisiydi ya. İkinci sezonda 2 yaşında oluyorsun. Ben lise defterini ha. Kanada. İkisi de yok bende. Serçe yok kanıt var bende. Kanıtabilirsin ya. Kanıt şey ya polisiye mis gibi dizi. Kanıt. SS. SS. Mükemmel bir dizi. Kanka bu kendi kendine kazandı direkt. Ben hatırlamıyorum SS'i. Vallahi mı? Bir ara izle. Arka sokakta. Vallahi hatırlamıyorum SS'i. Neydi konusu? Üniversiteye başlamış 3 tane çocuğun Eskişehir'de ev tutmasının hikayesi. Aa güzelmiş lan konusu. Dizisi. Yalancı yani. Aha maymun 2. Öbür maymunu seçmedi bu maymunu seç bari. Aa evet evet. Abi yalancı yarim Barış Akarsu ya. Ama Barış Akarsu'nun yalancı yarimi hatırla abi. Çok iyi abi dizi. Bir şey diyeceğim ben yalancı yarimi hatırlamıyorum ya. Nasıl abi ya? Barış Akarsu. Vallahi hatırlamıyorum. Ama Mahallenin Muhtarları da çok iyiydi ya. Ama Mahallenin Muhtarları'na biz çok yetişemedik işte yani. Ben de hatırlamıyorum. Ben de çok izlemedim. Kadrosu çok iyi. Zaten bütün kadro şey stardı orada. Barış Akarsu hatırına. Barış Akarsu var aynen. Bu dizinin vibe'ı da çok iyiydi ya. Ben çok seviyordum vallahi yalancı yarımı. Aha taksiye bak eski şey. Seç bildiğini seç zaten. Oy şahsiyet. İkisi de yok şahsiyet bende. Ya. Şahsiyet. Aneler de lan. Kadroyu gör şahsiyeti. Vardı ya. Şahsiyet çok aneler iyi izlemişsindir. Çağrı şahsiyeti. İzlememişimdir ya niye izleyeyim? Bak sola bak sola soldaki isme bak yeter. Ali Bilginer var, var gerçekten ya. Aa bunu bir yerden hatırlıyor muyum lan sanki? Ben hatırlayamadım bunu. Böyle küçük küçük skeçler yapıyorlardı. Evet bayağı. Hatırladım hatırladım. Ben de yok. Sarıya Fırat'ı izledim mi? Aynen biraz tamam, o zaman Sakarya Fırat'ı izledik Fırat, sonra verelim. Çok iyi dizi bu arada. Evet bayağı iyi. Tamam buraya çok verelim. Çok gerçekçi bir dizi ya. Faysal Abdülhamid'in sağda çıkması. Aha. Aa çiçek. Aa çiçek. Benzi. Ay. Aha bakalım torpil var mı? Hayır. Bak ne çıkıyor bak. Bak orada sağda duruyorum silah. Bak sağda bak. Ama Fırat abi. Fırat abi burada da var bir dakika. Elini kalbine koy. Yılan hikayesi ya. Hayır sağ tarafı. Baştan konuşuldu bunlar. Doğru önden anlaşma yaptık oğlum. Dur ikna edebiliriz Çağrı dur. Vallahi memoli var solda. Fırat abi seni bir dahaki seçime bir daha bekleyelim savaşçıyla olur mu? Olmaz. Hayır. Fırat Albayram da sol derdi abi, demiyor abi, işte oğlum adam. Demiyorum abi. Sol derdin sol ama savaşçı da kötü değildi ya ben izlemedim ama. Üçene ben orada dağ tepe bayır koştum hak ediyorum. Ama çok derdi. Bozmadı mı Fırat abi? Orada geç yatırdılar zaten. Tamam. Baştan konuştuk arkadaşlar. Bir şey yapacağız, yapacak bir şey yok burada. Anlaşmayla verdik, erken verdik. Selena. Bunları baştan konuştuk. Selena. Selena. Çukur. Ha, Emret Komutanım da iyi de. Emret Komutanım da iyi. Abi, Çukur mu Emret? Ben Çukur'u izlemedim ama Emret Komutanım tabii çok iyiydi yani. Emret Komutanım izledim. Buradaki kadro da öyle bu arada, hepsi. Evet. Sağ taraf çok sağlam aynı. İkisi de iyiydi evet. Çukur'u ben galiba çok az izledim ama. Ha şey. Toygar Işıklı yaptıysa soundtrack'ini o da boş dizinin soundtrack'ini yapmaz yani öyle de bir adam. Yo müzikleri çok iyiydi. O Çukur'da tekerleğin içine dönüp ateş etme sahnesi troll bir sahne mi? O evet abi o kötü zamanı yani. Evet o çıktığı dönemlerde. Aynen. Çukur'un ilk iki sezonu falan bayağı iyiydi. Sahul mu yapıyor Nibo? Abi dostum bu. Öyle bir anlatıyorum ya. Ya gene şey bak gene çıktım oradayım. Hemen bana veriyorsun. Ya abi sen de yani ama bütün dizilerde oynamışsın. Beni ilgilendirmez. Bak orada bak eğildim kalkıyorum. Hemen bana veriyorsun. Kalkıyorum diye. Aşık oldu bak, bir dakika. Dur orada. Dur. Ha. Tamam. Bak ya. Hemen veriyorsun bana. Baştan konuştuk bunları. Bütün dizilerimi de koymuşlar krallar. Bak bas gitarı dinle.
Bu arada çok iyi dizidir han Kaçak Gelinler. Keşke sen gerçekten diğer geline yazılsaydın ya, abi ya. Çok seviyordum. Sen oynadın çok abi. Troll. Değil mi? Bir şey söyleyeceğim abi. Ben oynadım diye demiyorum. Ama benim karakterim çok komikti bak. Aynı YouTube'daki halim. Evet evet, senin karakterin iyiydi de keşke sen diğer kıza yazılsaydın ya. Hangisine? Niye ya, ben seviyorum patronuyla, çok eğleniyorduk. Çok komik diziydi. Buna yazılsaydın. Bakma ya. Selin miydi kızın adı? Ha, Selin. Bu kız da çok bence başarılı bir kız ya. Evet, çok komik. Çok iyi komedi oyunculuğu. Oğlum Zerdal da çok iyi ki. Bu kız ama en güzelleriydi galiba. Bir fotoğraf çekilebilir miyiz ya? Çekinemeyiz. Ya bir fotoğraf ya. Hayır dedim. Ah. Aa, vurdu. Hadi. Sözünü verdim. Tamam, vereceğim. Hoşuna gitti, çağırın, izliyor. Diğer damat adaylarına bakacağım. Bir daha seni görmek için bekleyin. Ben niye başta çıktım, ben ne oldu ki? Introda seni koymuşlar abi. Benim bu, ben bu hatırlamıyorum ben burayı. Bu birinci bölümün başı bu arada. Evet, bu başlangıç. Siz havalimanında tanışmıştınız ilk çünkü Fırat abi. Doğru. Ben dolandırıcıydım burada ya. Yavşan tekiydim bu dizide. Çok komikti ya. Bana söylemediler geçmişimi falan. Tabii Akif Tatlıcı. Evet evet. Çağrı, sen hangi dizide arkada yürüyordun ya AVM'de? Onu bitirerek bir dizi yapalım. Neydi lan o? Bir şey yalan, bahar mıydı ya? Yalancı bahar mıydı? Yalancı bahar mıydı? Cennet Mahallesi. Cennet Mahallesi. Cennet Mahallesi. Ama. O çok tutmadı ya. Ben de çok tutmadı ya bence. Tutmadı. Cennet Mahallesi de çok. Bizimkiler diyeceğim ama hatırlamıyorsunuz değil mi? Ben hatırlıyorum bizimkileri. Hatırlıyorum. Gül bayağı da güzeldi. Cemil değil miydi ya bu camda alkolik olan? Ya ben bile henüz dünyada yoktum yani. Kanka evet, burada evet. Olması lazım. Küçük bir çocuk var. Onun odası Utku'nun odası. Biliyor musun? Nasıl yani? Bizim Utku'nun evinde çekiyorlar diziyi. Bizim kurgucu Utku'nun odası buradaki çocuğun odası. Hangi evinde ya? Şu an oturduğu evinde mi? Hayır, ailesiyle oturduğu çocukluğundaki evinde diziyi çekiyorlar. Bu çocuğun odası. O oda. O çocuk da Utku mu? Hayır. O da Utku'nun odası ama. Karagül'ü de hatırlamıyorum yani. O yüzden bizimkiler diyeyim bari. Bizimkileri ben izledim. Nasıl Emret Komutan'ı bir daha geldi? İkinci tur. İkinci tura geçtik. Emret Fırat Komutanım. Abi burada torpil yok Fırat abi. Dost yok ama. İlk tura özelde. Peki. Eyvah. Cancık benim dizilerimi izlememiş ki. Nasıl şey yapacak? Leyla ile Mecnun'u ben izledim hepsini. Ben de hepsini izledim. Leyla ile Mecnun'u Leyla gidince bozmuştu gerçi. Bilemedim. Bura çok zor. Ama LM ya. Absürt, o absürt komedinin başı ya. Evet, bence de Leyla ya. Ya bir de değişik bir huzuru vardı ya. Bizden biri gibi böyle. Ama hocam bak eyvallah da. Biri gibi. Ezel'de de bambaşka bir olay vardı şimdi bak. E tabi. Çok zor. İkisi de edenmez işte. Ezel'in senaryosuna benzer bir tane daha senaryo var mı ya? Var. Var. Ney? Suskunlar. Suskunlar. Evet öyle zaten ama senaryo. Final gibi bir şey Ezel ve Suskunlar artık yani. Ya benzemiyor senaryoları da derinlik olarak hani. Var. İkisi de zaten roman uyarlaması ve yurt dışına anlatıyor. Erdal Bakkal aga ya. Aşkı Memnu var Ezel'in aynısı. Cengiz Bozkurt. Aşkı Memnu. Abi. Ya Eyşan diye bir karakter çıktı. Leyla ile Mecnun tabii. Bu da çok Ankit komikti ya. Chat ne diyor? Chat Ezel diyor. Chat Ezel diyor abi orada. Ama chat'te de çok oy kullanmamışlar da. 500 oy vardı. Ramiz dayı vardı abi. Kerpeten Ali vardı. Bir anketlere tıklayayım bakayım şuradan. Ankete bir göreyim kim ne diyor. En iyi Leyla ilk Leyla'ydı bu arada ya. Tabii canım. 3 tane Leyla değişti zaten günün sonunda bakarsan. Kalbini veriyordu ya Leyla diğer Leyla'ya. Ama bak soldaki işte o absürtlüğün tabanlarından bir tanesi yani Türk televizyonlarında. Gerçi öncesinde de çok absürt iş var ama kaliteli var, absürt var. Komedi yani. Chat'te şu an kafa kafaya ya. 1000 kişi fark var yani. Toplamda 5000 oy kullanıldı. %59'u %41. Ya bu zor ama keşke bu ikisi bir araya gelmeseydi şu an.
Evet, bu final olabilirdi ya, bu iki seçim. Müzikleri yok mu ya, bir duyalım abi. Ezel olur uzun. Evet. Ezel müziği olur. Bak. Baksana abi. Limbada çalayım mı bu sana bu şarkıyı? Çal. Çağrıs çalsana şu arkadan. Çağrıs çalsın ya harbiden. Granide. Granide Ezel. Granide Ezel o çok iyiler. Hasan çıkar melodik. Valla 1000 kişi farklı Ezel diyor. Bir de sola geç, solda dinleyelim. Ya bunların ikisi de zor ya. Direkt güldürüyor değil mi Google seni bu sene? Direkt güldürüyor. Çok acayip bir hikaye söyleyeyim mi? Neyse söylemeyeyim, sonra yayından sonra hatırlat bana. Söyle. Yok yok, yayından sonra söyleyeyim. Çok şey bir hikaye. Ayıp bir hikaye. Yoksa sen mi oynayacaktın da oynamadın? Yok yok, hayır, öyle bir şey değil. Şakalarını sen mi yazdın bu dizinin yoksa? Öyle bir şey mi var? Yok yok, yayından sonra söyleyeyim. Abi Leyla ile Mecnun'un şu şarkısını daha dinler miyiz? Ya şu sırf Ramiz dayının edebiyatı için bile burası seçilebilir, biliyor musun? Tamam, bu çok komik, çok olay bir dizi. Yeri her zaman farklı. Şu attığım şarkıya da bir baksana. Dayının gençliği falan. Evet abi, burası ya. Leyla ile Mecnun, ben Ali Atay hastası bir adamım. Çok seviyorum Ali Atay komedisini de. Ama burası çok başkaydı ya. Ah be. Bir dinleseydin. Ben lise defteri diyorum, hiç uzatmıyorum. Barbarası pusu olur ya. Burada i̇şte işler burada, güçler. Bu arada doğru. İşte. Gökmen oynuyor ya pusuda. O yüzden onu seçmişsin. İşler güçler seçmişsin. Barbarası. Barbarası kolay bir seçim. Eyvah babam herhalde. Yo ama ben hatırlamıyorum eyvah babamı ya. Haluk Bilginer'le Yıldız Asyalı'ydı galiba. Aynen. Bu bayağı iyiydi bu da ya. Savaş. Ya Savaşay niye televizyonda gün aynısı bu? Ha ne olacaksın abi? 17-18 işte, yaşlarındaymışsın. 17 yaşında Asmalı Konak mı izlersin, Kavak Yelleri mi? Kavak Yelleri. Kavak Yelleri izlersin. Şimdi ben de öyleydim. Ama... İçeri gidip bilgisayarda internete giriyorduk. Bilmiyorum, bu zor ama. Ha, Kavak Yelleri ya. Aa, Kavak Yelleri. Bence de ya. Aa çok iyi dizi seçimi geldi lan. İkisi de lise. Koçum benim daha kaliteli bu arada Hayat Bilgisi'ne göre. Bence de kadro bence daha iyi ama Hayat Bilgisi de... Daha çok tutmuş bir dizi Hayat Bilgisi. Ortega falan vardı ya. Hoca Camide. Onların müdürü vardı ya. Devlet lisesi ama herkesin parasını yontmaya çalışıyor. Sağ ol. Of. Siktir. Hiç çok... düşünmeyelim. Aa, direkt seçti. Doğru karar ama düşünülürse biraz. Suskunlar alır abi. Suskunlar. Suskunlar. Ya şu suskunları konusunu bir anlatsana abi. Ben izlemediğim için ama biliyorum. Çağrı bunu izle net, başla hemen. Tamam neyse ya, sakin ol ya. Arkadaşlar ben kapatıyorum, Suskunlar izlemeye gidiyorum. Suskunlar ödül almamış. Bir şey söyleyeceğim. Aldı canım, yurt dışı. 3 kardeş hapse düşüyordu hapiste. Onlara 4 kardeş hapse düşüyor. 4 kardeş hapse düşüyor. Tecavüze de uğruyorlar. Evet. Sonra çıktıkları zaman öcü almak için bir planlama yapmaya başlıyorlar. Hikaye böyle ilerliyor şimdi. Güzelmiş şey konu. Vermeyeyim. Konu iyiymiş. Çok da şey vermeyeyim ne abi. 2012 dizisi zaten. Spoiler mı kaldı? Yani şöyle söyleyeyim. Birinci bölümünü Umur Turagay diye bir adam çekti. Bu yönetmen Chanel'in Fransa'da reklamlarını çeken bir yönetmen. Türkiye'de bir şey yapmaz kolay kolay. Birinci bölümü 1,5 ayda çekti. İzle şey dersin. O ne lan, Amerika mı burası dersin. Türkiye gibi. Yani adam plazaları öyle bir çekti ki sanki New York gibi. Yani göz farkını anlıyorsun mesela. Çok iyi çektiler. Yamacılar geldi çekti zaten. Bütün sen bu dizide kötü geldi. Tarafta mıydın? Ama ben de eziliyordum. Beni de eziliyordum. Ya kötülerin arasında hiyerarşik bir şey mi vardı? Baskı mı vardı aranızda da hani? Şimdi Takazu İrfan diye biri var bunlara tecavüz etmiş olan. Tamam mı? Evet. Bu arada onu da o kadar iyi oynadı ki Mehmet abi. Karakteri o kadar çok sevdiler ki. Tecavüzcü adam sevilmesin diye... Sevilmemesi için uğraşıldı senaryoda adam. O kadar sevdiler. Çok iyi oynuyor. Kötü adamı. Ben onun yanındaki yardımcısıyım. Anladın mı? Sen öyle bir şey yapmadın değil mi? Yok ben çocuğum oğlum. Yani benim gencim yani ben. Beni kullanıyor herkes. Bunlar çok laf etti Fırat abi. Allah affetsin. Burada çok küfür yemişsin diyorlar. Ben ne oğlum? Ben öyle bir şey yapmamıştım ya. Ben hatırlamıyorum. Doktorlar Fırat da iyiydi niye? De.
Niye erken bitti Suskunlar? Erken bitmedi aslında. Şey senaryo yani artık. Ben bunu bir yerden dediler. Duydum. Birisi demişti bunu. Dediler. Evet evet. Gerçekten böyle izleyip böyle herkesi ağlatan bir dizi olduğunu biliyorum. Bak ağlamazsan ağlatır evet öyle diyorlar yani. Kesin. Ya ödülü var zaten film şey tamam, dizinin. Tamam referans oyuncusu yoktu gibi. Aha. Abi artık. Fırat abi. Ya yani burada tamam, aşkım, memnun olur. Sen bile aşkım memnunu diyebilirsin yani öyle söyleyeyim sana. Tamam alır alır aşkım memnun olur. Çünkü yani büyük de bir şey döndü ya burada. Ona yapacak ya bir şey. Ya şu kadroya da bir baksana hocam ya. Evet evet. Burasının mı kadrosu güzel? Eyvallah sen falan silah tutmuşsun. Rainbow Six oynar gibisin şu an burada. Bu da güzel. Ona da okey. Bu adam bunu Eskişehir'e övüyordu amına koyayım sürekli. Bu dizideydin sen biz tanıştığımızda daha değil mi? Daha dizin bitmemişti senin. Hatırlamıyorum ya. Ya sen sürekli demiyor muydun? Eskişehir'de ben şuraya taşındım şu kadar paraya kalıyorum. Eskişehir'e övüyordun amına koyayım hatırlıyorum ben. Sabah sete gidiyordum. Akşam Twitch'ten yayın açıp CSGO kasası açıyordum. Orada da silah oğlum, açıyordum falan. 2019'da tanışmadık mı Cyper'da? Cyper zamanı. Ama dizi ne kadar sürdü? Dizi 3 yıl sürdü amına koyayım. Ben 2020'de çıktım. Onlar 2 sene tamam, daha tamam. Sen Eskişehir'de değil miydin abi dizi çekilirken? E tabi. Tamam Eskişehir'in kiraları çok ucuz. Ben burada sen şey diyordun ya ben burada bir tane evde kalıyorum. Kocaman ev ve şu kadar kira veriyorum gibisinden. Olabilir doğrudur. Hatırlıyorum. O Berk Oktay mı? Evet. Hangisi Berk Oktay mı? Ortada. Ortadaki sol. Aa hiç çok benzemiyor ya. Bana da garip geldi. Ya bu aşkı memnun abi. Evet abi. Bunu bir şey diyemiyorum. Yalancı yarım diyeceğim ya. Yalancı yarım. Aa. Evet o da iyi. Aha Fırat abi. Yani. Ekmek teknesi de dinlenmez yani Fırat abi. Ekmek teknesi de çok iyi. Yani evet doğru. Ama bak kapakta neler yazıyor abi. Gerilim mix, gerilim, gerilim hard remix. Bunlar ne ya? Park var. Kavga sahneleri. Ama müziğini de ceza yaptım abi. Bir de müziğine bak bir de. Park var. Ekmek teknesinde kahvede hep bir şey anlatan adam kimdi ya? En sevmediğim sahneler de onlar biliyor musun? Çok sıkılıyorum. Ne onlar? Valla. Kahvede hikaye anlatıyor herkes biri böyle Allah diye bağırıyor. Biri bilmem ne yapıyor. İkisini de izlemedim. Ama Kanıt'ı çok seviyorlardı. Evet. Gerçek Kanıt. Hikaye diye. Güzel evet bayağı güzel Kanıt. Ben de izlemedim ikisini de. Türk malı mı arka sokaklar mı? Türk malı. Türk malı ya. Türk malıydı ya. Türk malı ya. Arka sokaklar saçmalıyor hep. Sihirli annem. Sihirli annem. Selena, Selena. Yasemince. Yasemince de vardı ama olsun. Akasya Durağı. Akasya Durağı. Kardeş payı. Kardeş payı. Oğlum kardeş sol da payı. Çok iyiydi de benim bir yaşım İstanbul yetmedi ya. İstanbul masalını alırdım ben burada direkt. Şuradaki dramayı anlayacak yaşta değildim çok ben o zaman. Çok fenaydı. 80'ler. 80'ler. Ruslar. Ben burada Ruslar derim ya. Ruslar. Evet evet. Abi 2 hafta önce gördük. Aynı yorumu yaptık. O hiç değişmemiş. Kadın aynı güzellikte biliyor musunuz? Harbi mi diyorsun? Yemin ederim. Ceyda kaç şok oldu. Ne yapıyorsa biz de yaptıralım diyor. Abi 98'de şurada 30 yaşında var mıdır? Düşün yoktur işte. Ya. Yok ya 25 yoktur falan be. Anne... Ne fark eder abi? Anne Ateyzi'ydi değil mi? Anne Ateyzi. 49 yaşındaymış. 50 yaşında ya. Abi. Bak yemin ederim aynı güzellikte kadın. Nerede oynuyordu bir dizide sanki aktif olarak ya? Neyde oynuyordu? Adal aktifleşti bu. Ha şeyde oynuyor ya bu. Lan amına koyayım yanlış bak ne yazdım. Hanna Ateist yazdım. Sensörde de yakalandı. Hanna Ateist neydi? Hadis-i Şerif Ateist. Hataizi dedim. Hataizi. 49 yaşında. Şu an bir dizide oynuyor ya hangisinde oynuyordu? Camdaki kızda oynuyor. Ruslar abi. Ruslar. Ulusoy mesela anladın mı? Ne onlar yaptı? Başka abi. Onlar best model'dan geldikleri için direkt başrol başlıyor onlar. Tamam bak sen de bir başrol senin de bak bu bir algı bence. Sen de Çağatay Ulusoy gibi başrolde senin ve bir kadın ya nedense. Bakar mısın ya şu yakışıklığa bakar mısın? Ama bak ilk fotoğrafım çok güzel. Ceydam'la bak. Çok tatlı. Benimki karizmatik diyelim.
Benim ya karizmatik. Gider abi gider, bak bu algı işi, bak anlamıyorsunuz arkadaşlar, algı bu işi. Bu arada evet bunu kabul ediyorum. Bunu koy yani bak bak başlara koy dersin Kıvanç Tatlıtuğ'a nasıl bakıyorsan Fırat Albayram'a da yine o ayarda bakarsın. Tamam o aralarını dersin 1-2-3 yaparsın. Haklısın. Bu algı abi, bu yanlış bir şey değil. Ama doğru sen söylüyorsun. Yani şimdi Çağatay Ulusoy'u Adana'da çırak yapamına koyayım. Yine sende o algı yine kayacak bu sefer, anladın mı? Aynen öyle. Oynadığın role bakıyor abi. Oynadığın role bakıyor söylüyor yani. Doğru doğru. Öyle. Bak şakasız Fırat Albayram'ın prime'ı iyiydi yani ha. Ama bir de Çağatay Ulusoy'a bakalım. Tek taraflı da olmasın. O da şimdi yani adam besmod olacak. Bir de şöyle bir kural vardır. Bu gerçekten böyle. Hiçbir başrolün yanındaki rol onun kadar güzel ışıkla çekilmez bilerek. Önüne geçmesin diye. Çünkü amaç onu göstermektir. Oğlum adamı ne haline açtı? Biraz yandaş medya gibi oldum amına koyayım. Tamam daha iyi fotoğrafını açalım. Şu aşağısı bir altına bak. Pusat gibi adam abi. Şuraya bakarsak burası tehlikeli evet. Onun sağı da böyle. Bak pembeli adam. Taraf var ya. Pembeli iyiymiş. Hangi pembeli ya? Hangi pembeli i̇şte ya? İşte bak arkası pembeli. Pembeli. Background'u pembeli. Sol yukarıda abi. Baksana abi. Bu Mete'nin kafası çok ayrı çalışıyor. Pembeli fotoğraf var ya diyor. Arka planı duvarı pembeliymiş amına koyayım ya. Ya tabii burada işte bak kas yapınca yüzünde kemik de çıkıyor falan. Onlar da önemli. Burada ikiniz de çok, ikiniz de çok iyisiniz ya. Yukarıdaki ikinci fotoğrafta Ceyda da öyle. Bak ikinci fotoğraf var yukarıdaki. Ünlü çift yeni bir sektöre girdi. Ceyda'ya baksana. Başlık. Evet Ceyda zaten çok güzel. Ceyda hala bu arada aynı. Sen birazcık. Yaparsa ya bakmıyor Ceyda öyle makyaj falan yapmıyor da yaptığı zaman güzel oluyor tabii. Şimdi çok dikkat ettiğinde de umursamaz öyle şey demek pek. Bu Çağatay Ulusoy peki ne olmuş? Harbiden son hali bu mu ya? Şey için herhalde ya film mi dizim mi onun için evet. Ya, film için kilo almak çok zor bir şey ya. Hemen verir abi onlar bence ya. Verir sporcu abi. Oyuncu zaten. Bence de verir yani. Hatta yani kilo alıp verebilen oyuncu... Çağrı ifşa mı yazıyordu? Ara attı bir kez. Kendi ifşa attı. Abi şimdi bu Google algoritmayı değiştirelim ya. Bunlar ne amına koyayım? Kaldırın şunları ya. Slender gün kaldırın şuraya. Şunu falan kaldırın oğlum. Düzgün bir şeyler koy şuraya ya. İkinci foto çok iyi. Biz ayarlamıyoruz ki abi bunu. Abi biz yayın sonu ayarlayalım onu ben biliyorum. Google seçmiş. Şurayı bir ayarla karaman amına koyayım. Bu ne ya? Çağrı her gün çıkanlara bak ya. Vallahi ayarlayalım tamam. Fotoğrafı. Şu silah dergi fotoğrafı var ya. Sonrakine bakacağız. HD video. Aynen. Bence şu çok iyiymiş üstteki. Aha Fırat abiyle olan bak şey çıktı. Reels çıktı. Hangisi? He altta. Onun altında. He. Kafamı vurdum orada da ya. Koltuklu resmi yok mu ya? Onu da koyun. İmam şey çıkmış. Ha, köpeğin olduğu. Bak şu. Bak bunu Neco çektin. Çok kötü benim. Türkcell'de gitar çalıyor. Ne alaka abi? Yanlışlıkla vurdum oğlum kafayı ya. Bir de şeye bakacağım. Ünlü bir yakışıklı. Aa. Aa çıktı lan harbi. Hangisisin oğlum? İkinci. Oy. Tarih her gün hype yazıyor altta da başlık. Oğlum salak salak seve yapmayın şuna ya. Ben zannedecekler ya. Kaçak gelinler verdim abi. Baklava. Baklava. Pis dili. Ama burada da Yağmur'un arkadaşı Eda'cı oynuyor. Al gel. Ya. Yabancı damat daha iyi. Bir kere böyle kültür. Parmaşası. Oğlum yabancı damat Antep'te değil galiba ya. Niye deniz kenarı var bu? Geniş aile mi öyle bir geçer zaman kimi? Geniş aile. Geniş aile. Oh, zor. Öyle bir geçer zaman. Ya Ali Kaptan bence falan bana abi sonunda ya. Ya Ali Kaptan Mete var falan. Ya. Yaprak dökümü. Yaprak dökümü. Ali Rıza Bey. Deli yürek. Besatçı. Besatçı. Cennet Mahallesi'ni yalan dünya. Yalan dünya. Muhteşem yüzyıl. Bence değil. Yalan dünya. Yalan dünya. Fırat abi. Evet. Gülse Birsel'le yakınlığın var mı? Hayır ama takip ediyor. Ben onunla çok tanışmak istiyorum ya. Ben de. Niye ki? Gülse Birsel'le tanışınca ne olacak?
Ben sırf onunla tanışabilmek için sete başladım biliyor musun? Projesinde çalışırım falan diye. Çok seviyorum o kadını. Aynen. Çağrı elime bir fotoğraf geldi. Utku'nun bahsettiği fotoğraf, buyur. Atsana. Bir de bunu aç. Bu ne ya? Voleybolcu. Bu ne ya? Bu ne? File mile de yok. Sen kimle oynuyorsun ki bunu? Servis atıyorum. Ha, servis mi atıyorsun? Ağzınla mı atıyorsun servisi? Bu ne ya? Ne bileyim oğlum, hatırlamıyorum ki. Bir gün boyunca bir onlarla beraber video çektik. İçimden geçti zaten. Hayat. Hiç mi var burada? Sen ya. Bu yerden bu kadar yükselemezsin. Tekim açısı mı? Ne bu? Yükselmesi olur muyum? Yükselir mi yavrum? Yükselir mi? Eczacı başı. Ya yalan dünya muhteşem yüzyıl mı ya? Yalan muhteşem yüzyıl sanki. Bakıp Fırat mı? Sanki muhteşem yüzyıl. Beyazıt Öztürk. Avrupa yakası daha iyiydi yalan dünyadan. Evet ya, Avrupa yakası daha iyiydi. Yalancı nasıl yarın ya? Muhteşem yüzyıl. Ha bir yüzyıl. Daha geldi. Üçüncü şeye geldik. Muhteşem evet, yüzyıl. Yalancı yarım iyiydi ama muhteşem yüzyıl. Muhteşem yüzyıl burada. Üstad daha iyiydi evet. Bir tık daha kadrosuydu bilmem nesiydi galiba. Avrupa yakası. Atarım geçerim abi. Yine benim karşıma çocuk dizisi çıktı. Sen bu çocuk dizilerini harcadın ha. Çünkü bu diziyi 2003'te izleyen çocuk büyüdü ve kaçak gelinleri izledi ondan sonra da. Doğru. Kaçak doğru. Gelinleri verdim o yüzden. Akasya'da suskunlara verdim. Güzel. Adanalı mı Poyraz Karayel mi? Poyraz Karayel be abi. Adanalı. Abi Poyraz be. Burada aynen Poyraz abi. Karayel Poyraz alır gibi ya. Ama Poyraz alır gibi çünkü onun çok kaliteliymiş galiba. Şey. Evet ya. Ama Adanalı'ya veda edelim ama. Şimdi öyle bir geçer zaman gidiyorum. Evet. Değil mi? Bence de. Aha. İşler, ha, yok işler. İşler güçler abi. İki komik güçler. İş. İşler güçler evet. Kuzey hayat Güney bilgisi. Hayat Bilgisi. Hayat Bilgisi. Ulan ne güzel okulmuştun da... Hayat Bilgisi de. Okul ne güzelmiş ya. Okul da zor güzelmiş ya, evet ama Kuzey Güney de iyiydi lan. Kuzey Güney de geldi bana da abi ya. İlk defa hayatımın Survivor'ın TT olmadığını görüyorum yani. Hiç konuşulmuyor. Bu sene yani neden gibi hayatımda. Tutmadı mı bu sene? Anladım. Nasıl? Ben de anlamadım. Acun abi eğer bu sene tutmadıysa Acun'sin. Her gece var ol burada, biz gene izleriz. Seviliyorsun, iyi yayınlar. Teste Bobini'cim. Canımsın sen de benim. Acun Ilıcalı abi be 75 dedik çağırdım. Selam, Survivor seneye yapmayacağız ama sen yarın bir benim kanal binasına gel. Egzen'e yeni bir şey çekeceğiz. Seni de görmek isteriz ama aman diyeyim o uzun. Demiş. Tam da yerinde bitmiş donate. Hayat Bilgisi diyeceğim ya. Oh be. Oh be. Sol. Kurtlar Vadisi kusu. Tek taksi gitti. Deli Yürek bence. Ben Deli Yürek'e çok yetişemedim ya. Çok izleyemedim. Ya yani. Biz rockçıydık. Her hafta sonu bir tane Deli Yürek montu giymiş biri bize saldırıp dövmeye çalışıyordu. Bu mahallede gezmeyin diye. Öyle bir iyi var çocukları. Erken final diye buna derim işte. Evet erken evet, final. İşte. İlk burada bir oylama açılır. Oyunculuk dersek Ezel derim. Evet. Yani. Senaryo dersek? Senaryo özgün olduğu için Kurtlar Vadisi derdim ama yine de Ezel'in devam eden, yani Ezel çok gönderme vardı ya kalite. Abi. Ezel canım kalite dersen çekim. Ama abi olaya bak. Adam ameliyat oluyor. Yüzünü değiştiriyor. Zengin oluyor. Dayı ona yardım ediyor. Arkadaşların gerçek yüzünü görüyor. İşte solda da öyle. Tekrar abi, gidiyor öyle. Falan. Solda da öyle. Doğru, solda da biraz öyle. Solda gidiyor abiden. Ve ilk 97 bölüm Kurtlar Vadisi. Bakalım chat ne diyor? Chat neye vermiş? Kapıyı açasan. Kurtlar Vadisi önüne gidiyor chatte de. İkisinin de müziği efsane. Ben mesela Ezel'i televizyonlardayken izlemedim. Daha sonra da açtım izledim mesela. Ha. Yani. Yani. 3-5 sene sonra ben Ezel'e başladım mesela. Kendi kendime evde otururken Ezel 1. bölümü başladım. Bir sardı beni. Tık 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 tık. Gitti yani. Peki. Dayının gençliği hikayeleri nasıldı? Ya bak dayının gençliği hikayeleri. Gelince. Ya ne bileyim bence çok iyiydi yani. Kerpeten Ali'nin raconları tarzı yani. Ya dayının nasihatları, ya. Dayının nasihatları büyüktür Ömer Baba'nın nasihatları ama burada. O doğru. Dayının o gençliği hepsinden büyük abi. Gençlik var. Hikayesi çok iyi yazılmıştı ya. Selamünaleyküm Ezel diyorum. Ya buradaki bak soldaki karakterlerin hepsi sanki dayı sağdaki dayıyı görse hepsi elini öpermiş gibi hissettiriyor buradaki dayı, anladın mı? Evet evet. Değil mi? Biraz öyle hissettiriyor. Ama çok büyük dediğimiz adam. Aynen. Ama sol tarafta da baronlar falan var abi. Laz ziyalar falan. Sol taraftaki yayına girdiği an
taksi bulamazdın. Abi bir de ama şöyle düşün. Çakır'ın cenazesi kılınıyor. Evet abi, abi böyle bir olay var. Böyle bir dizi de yok amına koyayım ya. Adamın cenazesi. Böyle bir dizi de yok kanka. Aman aman. 80'ler. Mecburen Ezel'i elemek zorunda kaldım. Çok iyiydi benim için. Bir gün. Selena. Hmm. 80'leri ben izlemedim bu arada ya. Ya 80'lerin güzel tarafı neydi biliyor musun? 80'leri mi anlatması? O dönemi nereden bildin? Ben biraz bakmıştım. Hoşuma gitmişler. O dönemi şeyini vermişler, anladın mı? Yani o dönemi yaşatması, özlem yani. Oraya bir özlem duyan insanlar için. Eski 80'ler, 90'lar. Aa burada da böyleymiş. Aa bu zamanlar ben böyleymiş. Hissiyatı. Yoksa hiçbirimiz izlerken bizim başımızda böyle şeyler olmadı yani, anladın mı aslında? Ejderha mı var Selena'da? Gördün Selena mı? Bence 80'lerden iyi ama bence. Hades var bir kere. Selena. Selena diyeceğim ya. Ejderha geliyor. Abo çok kötü. Çok Ruslar. Ruslar çok ilginç bir iş çünkü. Amirim ya. Ruslar da çok Rusların kocasının ya. İsmi Masar. Evet. Behzatçı. Yani Ruslar bayağı... Yani hayalet gibi falan takılması. O dönem için bence çok iyi iş yani. Bir de sürekli gelip kucağına oturuyordu falan durup dururken. Şey yapmışlardı işte. Neden melekleri açık giydiriyorsunuz diye bayağı olay olmuştu. Kız bunlar da melek değil, o ölü falan diyorlardı. Yayından kalkıyordu ya neredeyse. Ya. Dayı nerede? Dayı burada olacaktı ki. İzledin mi abi sen Besaç'ı full? Yok. Eyvah. Kardeş payını aşkı memnun. Hani ben kendim kardeş payını izledim daha çok. Aşkı memnun. Ben de sana söyleyeyim. Ben kendim aşkı memnun'u izlettirildim yani. Öyle zorunda kaldım yani. Anlatabiliyor muyum? Evet. İzlemedim. Ne diyor lan beni mesela? Sarmaz mesela öyle diziler. Ben çok sıkılırım. Ben izlettirilmek zorunda kaldım yani. O kadar her yerde herkesin izlediği bir işti yani. Anlatabiliyor muyum? O senin yengen. Ya bir de Kıvanç Tatlıtuğ'un da böyle döksürdüğü yıllar hani, anladın mı? Oyunculuğunu da kadro dersen zaten hani her şey var. Ama tabii sağdaki de komedi. Ama komedi işlerini hep elediğimiz için acaba burada komediyi ayrı tutup daha böyle bu taraftaki işlerle mi bir final yapsak diyorum. Bence kardeş payı çok güzel. Aşkı memnun ya. Çok güzel uyarlama kitaptan bence. Tam da yerinde bitiyor. Hala da izletiyor. Filmi de çıkacak. Ben linç yemeyeceksem şunu açıklamak istiyorum. Aşkı Memnu'nun birçok bölümünü izlemişimdir. Baştan sona bitirmedim tabii ki ama izlemişimdir. Kardeş Payı'nın ben bir sezonunu bile izlemedim. Aa bayılırsın lan. Tam evet. Senin kafalar biliyor musun? Biliyorum, o yüzden izlememiştim. Ha. O zaman seçer Aşkı Memnu'yu. Ama Kardeş Payı'nda küçük kesitlerini falan öyle izledim yani. Çok izledim küçük kesitlerini. Yani çok komik sahnelerini falan çok izledim yani. Şeyi güzel. Kendi hayatları hikayesi güzel. Kendilerini oynuyorlar. Eski dizilerine falan laf sokuyorlar. Böyle değişik bir hikayesi var. İzlesen düşünmezdin. Evet ben de biliyorum. Büyük ihtimalle sağ derdim ama Aşkı Memnu diyorum ben. Buradaki drama daha ağır bastı yani. Baklava. Kavak yerleri diyeceğim artık ya. Evet evet. Geldi yine lise defteri. Yaprak dökümüyle beraber. Yaprak dökümü sanki daha ağır basıyor. Yaprak dökümün daha ağır basıyor ama. Ben hatırlamıyorum mesela lise defterinin hikayesini bile hatırlamıyorum. Sen nasıl lise defterini hatırlamazsın? Senin bile oynaman gereken dizilerden biriydi ya bu. Hayır, hikayesini hatırlamıyorum ne olduğunu. Sırıtmazdın yani şuranın kastında olsan. Sen hikayeyi hatırlıyor musun burada ne olduğunu? Abi hikayeyi hatırlamıyorum ben de ama sana söyleyeyim demek ne olduğunu. Demek ki bu kadar basket oynuyorlardı. O evet, öbür teker kız sandalyedeki çocuğu atar yapıyordu. O ona aşıktı. Alttakine aşıktı. Arda Kural okulun reisi gibiydi yani, yakışıklısı. Ondan sonra Sarp Leventoğlu geliyordu. Smaç bastı anasını sikti potanın. Evet. Onları hatırlıyorum yani, anladın mı? Bir de kızları güzeldi. O sahneyi ben de hatırlıyorum. Bir de böyle bir lise şey gerilimi vardı, anladın mı? Seksüel bir gerilim vardı lise. Ya burada seksüel gerilim vardı. Burada da hocam bir tane enişte var. Anasını sikti tüm ailenin yani. Şimdi açık konuşalım yani, anladın mı? İnme iniyordu adama falan değil mi yaprak dökümünde? Erun da tek başına alır abi burayı. Abi elden geçirdi aileyi yani, anladın mı? Bir Ali Rıza Bey sikmedi yani, affedersiniz. Onun haricinde adam elden geçirdi yani. Sürekli bir hüzün. Yok onun bilmem nesi kumara başlıyor. Bir pembe palto vardı.
Harun'un hanım kimdi ya? Adamın karısı mıydı? Şey işte, bankacıyken aldatıyordu bankacıyı. Oğlunu. İçinden geleni seç. Ya. Zaten bunlar finale kalmaz ikisi de. Öyle de bir durum Deniz var. Şakır, tamam doğru. İki verdim o zaman mecburen. Hadi bakalım. 18. Şimdi muhteşem olur ben diyeyim. Muhteşem yüzyılın ama kadro çok iyiydi ve ben yine evet, çok abi, izlemedim her ya. Her dakika biri giriyor diziye. Bu arada bir ben de çok izlemedim. Annemle izlerken falan izliyordum. Tamam, muhteşem yüzyıl diyelim. Avrupa. Avrupa yakası. Avrupa yakası. Papa Demirer. İşler güçler. İşler güçler. İşler güçler, İşler güçler abi. İşler güçler kardeş payından daha iyi bu arada. Ben ona katılıyorum. Bence. Suskunlar. Suskunlar. İkisi, tamam. İkisine. Ha, Fırat Albayram, Fırat Albayram'a karşı. Ama burada Fırat Albayram başrol bir de. Öyle bir bakın ama Albayram. Bir de çok komik evet, abi orada. Ama Suskunlar daha kaliteli iş bu arada. Ya kalite olarak bakıyorsan. Çağrı, bir link atıyorum. Şurada ben bir bakalım. Ben de bir link attım abi sana. At aynısı bakalım. Mı acaba bu? Aynısı. Aynısını attınız. Heh, aynısını attık. Aha. Lan! Dayak yiyorsun abi. Demişti ki vurayım mı? Ben dedim ki vur abi. Gerçek mi vurdu? 6 kere çektiler. 6 kere çektiler. 6 kere vurdu. Vurmasaydık. Vurma deseydik. Şılaps diye koyuyor bak. Ses gerçek oğlum, mi? Oğlum bela peşimizde. Oğlum gerçekten vuruyor işte. Adam olacaksınız. Kafanı mı çalıyorsun? E vur dedim ya. Peşinden yok ki küçük bir dingillik. Ama doğru, vurması lazım şimdi. O bana geçmez öbür türlü. Çok fake geliyor abi. Çok fake olurdu geliyor. Abi. İyi ki vurmuş. Ya bir tane tokat yemekten olacak zaten ya. Yumruk aslında. Tamam lan, çok önemli bir hikaye değil ki o. Bir de şu dayağa bakalım mı? Bir dayak daha attı. Bu adam hep dayak yediği sahneler amına koyayım. Bir tane dövdüğü sahne atın ya. Vuruyor, giden vuruyor ya. Sen de bu basamaklara böyle tırmandın herhalde. Dayak ye ye. Paramızı hak ettik. Oturduğu yerine kazanmıyoruz. Derken oturdum. Nasıl bu kadar salak olabiliyorsun ha? Nasıl bu kadar bayat benim oraya yutabiliyorsun? Kız sana bin tane kur yapıp seni kendine aşık ediyor. Burada gerçekten bu vurdu mu? Hatırlamıyorum bunu ya. Ben bu diziden efsane bir sahne açmak istiyorum. Sonra zatür olmuştum bir saniye. Bunun hikayesini anlatırım. Sonra da hastayım, ölüyorum diyor. Sen de safkan bir sazan gibi atlıyorsun hemen. Abi bu kıza abi, para verelim de tedavi ettirelim diye. Sonra ne olacaktı? Biz parayı verecektik. Polis de bizim gizli hesaplarımızın yerini öğrenecekti. Ulan bir çocuk bile yutmaz be bu numarayı. Sana çok güzel bir kontent fikri geldi abi aklıma senin için. Telif oluyor abi dizileri açacaksan. Hayır hayır. Çok güzel bir kontent hikayesi geldi şey fikri geldi aklıma. Söylüyorum, hazır mısın? Ben ne kadar küçüğüm lan. Ha. Adanalı remastered çekiyorsun abi kendi imkanlarınla. Ama bu sefer Adana'nın başrolü sensin. Hayır Ceyda Ceyda. Ceyda da İdil'i oynuyor Ceyda da. Ama olmaz, kendimin oynadığı bir sahnede karşı tarafı Ceyda oynasın. Utku'yu daha Utku korkun. Da seni oyna. Yok, Boncuğu Çağrı oynasın. Burası duruyor mu acaba ya? Abi sen son shorts'ta Utku'ya tokat mı atma girişiminde bulundun? Girişimde bulunmadım, vurdum zaten. Bak Utku'nun evine gittiğiniz videoyu izledim geçen gün. Sen var ya tam bir zorba olmuşsun ha. Niye yemek söylemedin, sadece kendinize söylediniz orada yemeği? E yemiş. Türk halkı sevmez ha bak böyle şeyleri. Yemiş. Bir de spor yapıyor. Şey, gitti amına koyayım, ne güzel video izliyorum, tamam. 2 dakika mutfağa gitti lan, bir ürün yerleştirdi orada amına koyayım. 2 dakikada nasıl yaptı bilmiyorum. Tekrar salona geldik. Yerleştirdi, ürün yerleştirmesi geldi. Hiç anlamadan yedim yani ürün yerleştirmesini, anladın mı? Bir şey söyleyeceğim. Adanalı'da remastered yap. O başroldeki Adanalı'ya ben geçtim de. Senin yerine de başka birini koy. Sana şey desin ya, böyle değildi bu falan. Ben hep böyle olsun istemiştim ama gibisinden bir makarayla. Tamam. Düşünürüm bir şey. Bunu düşün. Ya. Satın almak istersen bu fikri her zaman hesabım aç aç. Abi dur, bunun bir hikayesi anlatmam lazım. Bak şimdi. Bu Aralık ayı, tamam mı? Şile'de bir ev bu. Dediler ki havuza gireceksiniz. Dedik ki donarız. Dediler ki wig süreceğiz size, donmuyorsunuz o zaman. Sonra biri dedi ki folyo ile kaplayalım vücutlarını, su girmesin. Biz de salak gibi bunların hepsini okey dedik. Bizim her yerimize wig sürdüler. Ekstra donduk tabii, soğuk. Bir de üstüne folyo seriyorlar ya, folyoda boşluk olmuş. Burada suyun içinde bale yaparken bir anda şöyle bir ses duymaya başladı. Pişt diye içine su dolmaya başladı folyonun. Batıyoruz aşağı doğru. Babacanlı da vardı Marazel'in. Babacanlı da onu unutulmaz. Bize yaptıkları çoktur, çoktur yani de ben bu... Dur, Çağrı açıklama yapacaktı Fırat abi. Hiçbir yerde yapmamadı. Abi 48 saat falan çalışıyorduk biz burada bak. 48 saat. Gerçekten hiç eve gitmeden. Evet, ekip iki tane ya. Onlar mesela uyuyor, eve gidiyorlar. Sen oynamaya devam ediyorsun. Masalarda uyuyorsun falan. Abi de artık böyle, bir de bunun
Sokaktaki reaksiyonu çok kötüydü bu dizinin. Bir şey söyleyeceğim abi. Ha. Adanalı'daki rolünün maaşın ne kadardı? O zaman mı? Tabii o zaman. Asgari ücret 1000 lira. 8 lira mı? Yanlış yaptın abi. Salak 2014 dolar. yanlış yaptın abi. Yukarıdan max de sağ üstte. Abi çok da dolarla ölçme. Bazı şeylerin fiyatı dolardan daha fazla arttı şu an. Yani onu ölçemiyorum. Ben onu geçen bakmıştım da. Ha, 2014 dolar kuru demişim. Aşağıda yazıyor bak, kullanıcılar bunları da sordu. 2004 yılında 1 dolar kaç paraydı gibisinde. 2 lira. Hiçbir şey değişmemiş. Lan artmamış lan 2007'den 2014'de doların fiyatı. Oğlum iyi kazanıyormuşsun ha 2014'teki o diziden o zaman. Söyleyemem de. Arkadaşlar zaten harcamış parasını. Çok da şey yapmayın. ben hiç şey yapmadım. Hep birikim yaptım. Yatırım yaptım hep. Ya, ya. Küçük spoiler vereyim o zaman. İnsanlar merak etti, ayıp olmasın. Hayır. Kaç tane ekmek alırdı abi? Bakın arkadaşlar, yani şimdi kaçak gelinlerde kazandığı parayla Adana'daki kazandığı para biriminin arasında şöyle bir fark var. Birisinde aylık kazanıyorum dedi, birisinde haftalık, yani bölüm başı gibi bir açıklama yaptı Fırat Albayram. Oradan anlayabilirsin yani şey basamağının artışını. Yani çünkü Fırat Albayram da artık o noktada başrol oyuncusu kıvamına gelmişti. 6-7 dizim var zaten o sonrasında. Tabii. Hayır o fiyatı bölüm başı alıyor demedim bak. Hani birim olarak bir tanesinde aydan aya ödenirken diğerinde bölümden bölüme ödenmeye geçmiş. Kaşe olarak hayır, geçmiş. Hayır öbüründe de haftalık alıyorsun canım. Ha öbüründe de mi haftalık? Pardon o zaman. Her zaman haftalık abi. Oynamadığın bölüm para yok. Oynadığın bölüm para var. Bir bölümü 2 ayda çekseler de aynı parayı alıyorsun. Bir haftada çekseler de aynı parayı alıyorsun. Tabii haftada bir çekildiği için o düzenlik olarak haftalık olur. Haftalık alıyorsun evet. Haftalık alıyorsun. Peki özlüyor musun Fırat abi o zamanları? Özlüyorsan bırakır mıyım abi? Ben hiç sevmiyordum. Bakma ya. Ben set sevmiyorum abi. Arkadaşlar iyi para denebilir. Her hafta bir araba alabilirim. Her hafta bir tane araba koyabilirmiş yani odana. Ya mesela herkes şey diyor ya, yani abi YouTube'dan zengin oldular. Abi ben önceden de zenginim de kimse bilmiyordu. Ha, anladın mı? O çok kötü bir şey mesela. Ama zaten hep oyuncuydun yani. Yiyorsun. Paranın olduğu belli değil mi önceden? Yok, de? Yok ama işte hep şey yapıyorlar işte onu. Oturduğunuz yerden video çekip para kazandınız. Daha zor ama bir video çekmek biliyor musun ya? Ben çekiyorum. Öbüründe beni çekiyorlardı. Ben gidiyordum, oynuyordum, dönüyordum evime. Aslında. Ama evet. Bu daha keyifli tabii. Ben de mesela ilk arabamı daha yayıncılıktan kazanmıyorken aldım. Yazılım işinden kazandığım, biriktirdiğim parayla almıştım mesela. Bana da şey diyorlardı. Lan bu da hemen yayıncı oldu, hemen araba aldı falan olmuştu yani. Halbuki araba parası kazanmıyordum henüz. Ben mesela Savaşçı'dan döndüğüm zaman A6 vardı bizde. Sonra evet. Onu sattım. Üzerine çok az koyup BMW aldım. YouTube'dan kazandıkları parayla BMW aldılar diye linç edim. Ulan YouTube'a girmeden önce A6 vardı ama nasıl olacak? Yani yok, o algıyı kıramıyorsun mesela. Henüz derken o dönemde kazanmıyordum. O zaman. Kaçak gelinler mi, suskunlar mı? Burası galiba suskunlar abi ya. Bence de suskunlar. Cage Dope'daki çekilişe son 16 kişi. Bu zor. Neyi seçeceksin? Ben Poyraz Karayel'i tam izlemedim. Kavak Yerler'ini tam izledim. Ben de izlemedim ama çok iyiymiş galiba Poyraz Karayel. Çok seversin izlesen. Bence de çok seversin abi. Ama şöyle bakarsak Türk dizi tarihine böyle iz bırakmış bir dizi hangisi daha büyük iz bırakmıştı gibi bakalım. O zaman da Kavak Yerleri gibi Kavak oluyor. Kavak Yerleri. Gençlik dizileri patlattırdı. Alternatif müzik kullanması falan hoş bir şey. Bence. Dönem farkı da var ama. Ama ben zaten 2015'lerde falan ben dizi izlemiyordum ki o kadar ya. Müjde Eli Telegram'ı bugün benim doğum günüm, kutlar mısın lütfen, seni çok seviyorum. 2 yıldır takip ediyorum. 1 Messi, 2 senin hayranım, iyi eğlenceler demiş. Müjdeciğim Messi'yi ikinci sıraya alalım. Çünkü Messi doğum günü kutlamazdı ama ben kutlarım. Doğum günü kutlu olsun. Mutlu yıllar. Çok teşekkür ediyorum. Nice mutlu senelere. Hiç sevmiyorum bunu lavuk. Ben kendim izlediğime seçeceğim galiba. Kavak Yerlerini seçeceğim ya. Ama net bir diyorlar abi. Bir demek ki çok iyi bir işti. Tamam bir diyelim. Çok iyiydi abi. Etrafında çok izleyen adam da vardı. Kurtlar var işte. Alır abi. Pek düşünmeye gerek evet, yok. Evet evet. Vaa çok iyi geldi lan. Ruslar. Güzel geldi. İki başrole yani bakalım Ruslar, şimdi. 98'de çekilmiş olduğunu da düşünürsek. Nasıl bu kadar HD lan 98'de bu iş? Ruslar. Selena nasıl bu kadar? Na.
310p. Selena hep görsel. Ruslar ya, Ruslar kaldı. Mesela bak 98 yılında ve böyle yine böyle genç nesile hitap etmesine rağmen daha rahat ve daha böyle kafa fresh kafa yapılmış bir iş gibi hissettiriyor, anladın mı? Bir de bir tane evde geçiyor ve deli gibi izletti abi. Evet. Değil mi? Ev dışına çıkmıyorlardı. Evde geçiyor, bir de şey cennet gibi bir yer yapmışlardı orada geçiyor. Ha, bilgisayar başında kadın vardı. Şimdi Windows kullanıyorlar cennette. Aşkı Memnunlar Vadisi'nin ilk sezonu var. Aa. Hmm. Aa. Çeyrek final. Çeyrek final. Bence Avrupa yakası. Bence de Avrupa yakası. Süleyman! Süleyman! Kurtlar Vadisi gider. Bak işte. Bilmiyorum, ben bir şey diyemeyeceğim buna. Buna ben de bir şey diyemem. Ben derim Suskun'da. 97 bölümünün ayrı bir olayı var ya. Çok getirdik zaten Ruslara. İşler güçler. Sağ. Ya ben işler güçler derim ama sevdiğim tarz olduğu için. Bilmiyorum, sen ne diyorsun? Chat şu an yarı yarı yalan. Ben de galiba işler güçler diyeceğim artık ya. Burak futbol ne güzel oynuyor. Evet, yarı final. Şimdi burada artık kimse kusura bakmasın, kendim izlediğim ve kendi değerlendirmeme göre vermeye başladığım noktaya geldik. Avrupa yakasını finale çıkarttım. Evet. İşler güçlerle Kurtlar Vadisi'ni de Kurtlar Vadisi'ni finale çıkartıyorum. Aha. Final. Kurtlar Vadisi mi Avrupa yakası mı dediğin Avrupa noktada yakası. Da Avrupa yakası Kurtlar diyorum hocam. Avrupa yakası. Ben yani anladım. Nice. Evet. Benim için hak budur etti. Yani. Hak etti, harbiden hak etti ya. Bakalım biz başkaları ne düşünmüş bu konuyla alakalı. Bak Ezel düşünmüştü. Besat Ç'yi çok erken eledik. Besat Ç'yi çok erken eledik. O neden eledik biliyor musun? Ben izlemedim. Çok izlemediğim için o arada kaynadı. Size sordum, siz Leyla seçtiniz Mecnun, orayı. Leyla Mecnun bak. Aynı şekilde Leyla ile Mecnun da. Leyla Mecnun da evet çok erken elendi. Avrupa yakası muhteşem bir yüzyıl. Beşincisi Avrupa yakası. Muhteşem bir yüzyıl yani, o kadar öyle mi ya? Muhteşem. Baksana abi Medcezir falan yani. Bak nereye gelmiş yani. Biz bunları hep erkenden eledik. Medcezir erken.